Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Lenovo marka şöyle tam marka modeline bakacak olursak Lenovo'nun MiX 320-10 IGR serisi tablet notebooklarına recovery işlemini, nasıl yapacağımızı bir de USB ile boot işlemini nasıl yapacağımızı anlatacağım. Şimdi öncelikle bilgisayarımızı açtığımızda sol tarafta üst kısımda bir tane açma kapama düğmesi, ses arttırma ve ses kısma düğmelerini görebiliyorsunuz. İlk olarak recovery'yi anlatacak olursak şuradaki ses kısma düğmesine basılı tutuyoruz. Yine aynı anda power düğmesine ses kısmaya bastıktan 3 saniye kadar sonra power düğmesine bastıktan sonra Lenovo yazısı geldi mi elimizi çekiyoruz. Lenovo yazısı geldikten sonra elimizi çektik. Karşımıza recovery ekranının gelmesini bekliyoruz. Tabii bu işlemin olabilmesi için öncelikle önceden USB ile bir format atılmaması lazım bu cihaza veya CD ile, harici CD ile. Şimdi bu menü geliyor. Tuşlara bastıktan sonra bu menümüzde normal başlangıç, BIOS'a girme, boot menüsü ve sistem recovery yazan ekranları görebilirsiniz. Biz öncelikle sistem recovery'i anlatacağımız için sistem recovery yazan yere dokunmatik bir ekran bu zaten. İster dokunmatik, ister fareyle tıklıyoruz. Lütfen bekleyin yazısı gelecek alt kısımda. Onun da geçmesini bekliyor sonuna kadar. Dediğim gibi daha önceden OCB veya harici bir DVD ile bu cihaza format atılmadıysa, recovery'si duruyorsa sonrasız bu cihazı aldığınız ilk günkü gibi bu recovery işlemi bir bilgisayarınızı karşınıza getirecektir. Recovery ekranı gelinceye kadar sizlere bir de OCB ile kurmak için nelere ihtiyacımız var. Yine her zamanki gibi bir UEFI ile hazırlanmış USB'ye ihtiyacınız olacak. Biraz sonra anlatacağım ben size. Windows 64 bit destekliyor bu bilgisayar. 64 bitin UEFI ile bir USB'sini hazırda tutun. Evet, beklediğimiz ekranımız da geldi recovery için. Burada ekran arkadaşlar dikey konuma geçiyor. Bu sizi telaşlandırmasın. Kurulum bittikten sonra yine tekrar yatay ekrana geçecektir kendisi. Burada bu ekranla devam, sorun gider, kişisel bilgisayarınızı kapatın yazan yerde sorun gider'e tıklıyoruz. Bu bilgisayarı sıfırla yazan yere tıklıyoruz. Bu bilgisayarı sıfırla dedikten sonra her şeyi kaldır. Burada önemli bir detay daha söylemek istersem. Bu bilgisayardaki her şey silinecek. Öncesinde içindeki bütün önemli dosya belgelerinizi farklı bir hard diske USB'ye alın. Her şey silinecek. Onu da söyleyeyim. Ardından her şeyi kaldır diyoruz temiz bir kurulum için. Her şeyi kaldırmanızı tavsiye ediyoruz sizlere. Buralarda ufak tefek beklemeler yaşayacaksınız ama çok değil bu beklemeler. Kısa bir süre sonra burayı da geçecek. Biz neyi demiştik? USB ile kurulum için hazır olması gereken bir USB Windows 10 64 bitli bir USB hazırlayın. Eğer USB ile kuracaksanız 64 bit olsun ve Windows 10 olsun. Şimdi burada sıfırlama ekranımızda son ekranımızda tüm sürücüleri seçip bilgisayardaki bütün sürücüleri seçip recovery işlemini başlatabilirsiniz. Recovery yaklaşık 1 saat kadar sürüyor. Sonuna kadar bekleyin. Olası hatalar alırsanız tekrar başlatın. Şarj aletiniz takılı olsun. Kapanmalar yapmasın bilgisayarınız. Cihazımızı bir tuş yardımıyla recovery yapma işlemi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Peki recovery'den başka bir de USB ile boot'u anlatacak olursak önce cihazımızı bir kapatalım yine. Recovery bu şekilde tüm sürücüleri bastıktan sonra kapanıyor. Şimdi USB ile boot'u anlatacak olursak ona da şöyle gelelim. Cihazımızın kapanmasını bekliyorum ben. Cihazım kapalı. Dediğim gibi az önce UEFI'li bir Windows 10'u hazırladık. Cihazımızın herhangi bir USB girişine şöyle takalım. Klavye tarafından USB'ye taktık. Bilgisayarımız açmadan bilgisayarımızı kapatalım. Açmayacağız çünkü bilgisayarımızı. Açılışta basmamız gereken bir tuş var. Cihazımız kapalı. Cihazımızın buradaki görmüş olduğunuz açma kapama düğmesine basar basmaz şuradaki açma kapama düğmesi basar basmaz klavyemizden de Fn F12 tuşlarına basmamız gerekiyor. Cihazımızı açma kapama düğmesine bastım ben. Cihazımın açılmasını bekliyorum. Gelir gelmez
F10, F2 arkadaşlar. F12, Fn tuşu pardon. Şu aşağıdaki Fn tuşuyla şuradaki görmüş olduğunuz F12 tuşlarını arka arkaya basın bu Lenovo ekranında. Boot menüsü gelecek olan ekranı bekliyoruz. Veya az önce anlattığım recovery yapmak için hani ses arttırma tuşuyla açma tuşunu aynı anda bastığımızda karşımıza bir normal setup, BIOS setup, boot menü yazan yer geliyordu. O boot menüden de flash belleğinizi görüp ona tıklayıp oradan recovery yapabilirsiniz. Evet, F12'ye bastım. Karşıma bu ekran geldi. Benim flashım hangisiydi? Şuydu. USB device Toshiba, benimkinin markası Toshiba'yı gördüm. Enter'a basıp Windows kurumuna geçiyorum. Olur da burada sizin flashınız gözükmüyorsa büyük bir ihtimal 32 bitlidir veya UEFI değildir. Neydi şartımız? 64 bit Windows 10 ve UEFI'li bir flash bellek takıyorsunuz. Olmazsa olmaz. Bilgisayarı mutlaka Windows 10 kurun. 7'de driver sorununu çok ciddi yaşayabilirsiniz. Onun için kesinlikle Windows 10 kurulumunu gerçekleştiriniz. Lenovo'nun bu marka model bilgisayarına tuşla recovery ve USB boot yaparak format atma işlemlerini bu şekilde özetleyebiliriz. Kolay gelsin.